Arkadaşlar merhaba. Kendi yaptığım tespitlerle deniz ve çiftlik levreğinin arasındaki farkları 5-6 madde halinde resimler üzerinden önce deniz levreğinden başlayarak size anlatacağım. Elimde görmüş olduğunuz levrekte 3 noktasından bunun deniz levreği olduğunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Birincisi kulak kısmı dediğimiz kırmızı halka içerisinde olan kısım. Bu kısma bakarsanız çok koyu olmadığını görürsünüz. Çiftlik levreklerinde bu kısım bariz bir şekilde koyudur. Yine ikinci bir nokta pullarının iri ve güçlü olması. Bunun nedeni ise deniz levreklerinin gezer olmasıdır. Başka bir nokta ise renginin yeşil tonlarda olmasıdır. Özellikle sırt kısmında çok net görülmektedir. Yine bunun nedeni bu levreklerin akarsu ağızlarına girip çıkması, dalyanlara girip çıkması nedeniyledir. Yaptığım araştırmalarda bu yeşil rengin dalyan sularının mineral yönünden oldukça zengin olması, bu nedenle de levreklerin yeşil tonunu aldığını gördüm. Bu resimde yine deniz levreğine güzel bir örnek var. Elimde görmüş olduğunuz levreğin kulak kısmı daha bariz bir şekilde açık rengi görünüyor. Pullarına bakarsanız oldukça iri ve güçlü duruyorlar. Ayrıca pul rengine bakarsak, mesela bu resimdeki levrek yeşil tonlarda değil, fakat oldukça parlak renkte. Zaten ülkemizdeki levreklerin birçoğu, deniz levreklerinin birçoğu açık parlak renktedirler. Bu resimde yine görebileceğiniz gibi levreklerin başından kuyruğuna doğru giden levreyi ikiye bölen bir çizgi vardır. Bu çizginin üst kısmına da bakarsanız alt kısmıyla belirgin bir renk ayrımı yoktur. Bu da deniz levreği olduğuna güçlü bir kanıttır. Bir başka ayırt edici fark ise deniz levrekleri dikdörtgene benzer. Çiftlik levrekleri ise baş kısmı daha ince olup karın bölgesine doğru bir kalınlaşma olur. Yine gezer olmadıkları için kuyruk bölgelerine doğru bir zayıflama söz konusudur. Yani deniz levrekleri daha atletik yapıdadır. Çiftlik levrekleri birazcık daha karın bölgesi şişman, sanki hiç spor yapmamış gibi adalesiz bir görüntüsü vardır. Hatta şöyle bir orantılama yapabiliriz. Deniz levreklerinin kuyruk kalınlığı yaklaşık gövdesinin yarısı kadardır. Çiftlik levreklerinde ileriki resimlerde bunu göstereceğim. Üçte biri kadardır neredeyse. Bu da az yüzdüklerinden kuyruk kasları fazla gelişmemiştir. İnce olmasına nedendir. Bu resimden artık siz de anlayacaksınızdır. Kulak kısmına baktığınızda çok küçük bir arka kısmında koyuluk, siyahlık var. Ön kısma gittikçe bu siyahlığın hiç olmadığı görülüyor. Ayrıca yine hafif yeşil tonları var ve pullarının çok iri olduğunu görebiliyorsunuzdur. Bu sefer su altında levrek görüntüsü var. Bariz bir şekilde kulak kısmına bakarsanız neredeyse hiç koyuluk olmadığını görebilirsiniz. Ayrıca yine kuyruğuna bakarsanız büyüklüğü oldukça dikkat çekici. Ve kolaylıkla bu balığa deniz levreği diyebiliriz. Bu balıkta da görebileceğiniz gibi kulağının açık oluşu, pullarının iri ve güçlü oluşu, ayrıca kuyruğunun iriliğinden bu balığa da deniz levreği diyebiliriz. Bu resim de son deniz levreğine örneğimiz. Gördüğünüz gibi kulağının sadece arka kısmında küçük bir siyahlık var ve dikdörtgene yakın vücut yapısından uzak da olsa resim çok net olmasa da yine bu balığa rahatlıkla deniz levreği diyebiliyoruz. Çiftlik levreğinin bütün özelliklerini taşıyan bir balık. Gördüğünüz gibi
zayıf ve küçük pullar. Özellikle sırt kısmında bakın net bir şekilde görülüyor. Kuyruğuna bakarsanız hem küçük hem çok ince. Az önce dediğim gibi deniz levreğinde neredeyse yarı kalınlığında gövdenin. Fakat burada 3'te 1 hatta 4'te 1'e yakın bir incelik söz konusu. Yine karın bölgesine baktığınızda deniz levreğinin karnı inceydi. Bunun bariz bir şekilde kalın. Kulağına bakarsanız hem arka kısmı hem öne gidildikçe koyuluk devam ediyor. Bu resmi özellikle seçtim. Bazılarınız bu resmi gördüğünde bunun deniz levreği olduğunu iddia edebilir. Fakat yine çiftlik levreği olduğuna dair belirgin kanıtları var. Mesela kuyruğu kalın, iri bir kuyruğu var. Fakat kuyruğu kassız ve zayıf olduğunu dikkatli bakarsak görebiliyoruz. İkinci bir nokta, pullarına bakarsanız ne kadar zayıf ve güçsüz olduğunu görüyorsunuz. Oldukça da küçükler. Kesin kanıt olmamakla beraber yine bu noktalara da dikkat edebilirsiniz. Sırt yüzgeci ve gözüne bakarsanız hasarlı olduğunu görürsünüz. Sırt yüzgecinde yaralanma var. Ve yine gözüne baktığınızda gözün kör olduğunu görebilirsiniz. Genelde çiftlik levreklerinde bu sık rastlanan bir durumdur. Kafeslerin içi çok dolu ve kalabalık olduğu için balıklar birbirine zaman zaman çarpıp bu gibi hasarlar oluşabiliyor. Ya da ışıktan dolayı, sürekli ışık görmeden dolayı kör olabiliyorlar. Son olarak da kulağına bakıp kulağının oldukça baştan sona doğru koyu olduğunu görüp buna rahatlıkla çiftlik levreği diyebiliriz. Bu resimde yine bahsettiğimiz noktalar çok belirgin. Kuyruktaki hasarları görebilirsiniz. Bu zaman zaman deniz levreklerinde de oluyor. Ağa takılma vesaireden dolayı ya da herhangi bir balıkla ikili mücadeleden dolayı bu şekilde yaralar olabiliyor. Fakat kuyruğun iki kırmızı halkanın birleştiği noktadan bahsedersek yine ne kadar zayıf, adalesiz olduğunu görebiliyorsunuz. Pullar çok küçük. Hatta karın bölgesinde belirgin bile değiller. Kafası küçük. Karın bölgesi çok geniş. Yine kulak kısmı çok koyu. Yani birçok noktasına bakarak bu balığın rahatlıkla çiftlik balığı olduğunu söyleyebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videolarımın faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna tıklayıp ardından abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz.